Seçime doğru haberin manşeti devam ediyor. Sayın seyirciler, 7 Haziran seçimlerine az bir zaman kaldı. Bu sürede siyasetçiler seçim sahasında seçmene ulaşma, kendini anlatma, partisini anlatma, programları anlatma çalışması yapıyor. Biz de buna vesile olmaya çalışıyoruz. Alanya halkı kendisini orman mühendisi olarak bu alanda yaptığı çalışmalarla tanıyor. 2011 seçimlerinde önce siyasette ben de varım diye siyaset sahasına katıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya Milletvekili adayı Sayın İbrahim Aydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet İbrahim Bey, sizi Alanyalılar çok yakından tanıyor aslında. Evet. Siz siyaset öncesi Alanya'da görev yaptınız. Zaten Manavgatlı olmanızla da hani yakınsınız ama sizi çok seviyorlar. Hani ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Nereden bu sevgi? Teşekkür ediyorum bu duygulardan dolayı. Öncelikle bizi izleyen Kanal A seyircilerimi ve dostlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet. Çünkü sizin televizyonunu izleyen Alanya'lı dostlarımız bizi şimdi görünce şefimiz burada. Evet, öyle söylüyorlar başlayalım. Şefimiz. Evet, şefimiz. Tabii ben Manavgat doğumluyum ama doğduğum yer maddi ve manevi olarak Alanya. Hatta ben doğmadan önce de Alanya'da bağlantımız, yani dedem, din adamı olan, Manavgat'ta müftülük yapan dedem, tüm Kurtuluş Savaşı'nda Alanyalı Hüseyin oğlu Ali diye çağrılır. Daha sonra Adil Aydın, herkesin bildiği, burada Orman İşletme Müdürlüğü yaptı. Ben onu görerek orman mühendisi oldum. 1979 yılında burada, daha önce 74'te müdür yardımcısıydı. Evet. 75-76 yıllarında. Yani o zaman yine 1979'da onu görerek orman mühendisliğini seçtim. 1984'te mezun olduğum hafta burada göreve başladım amirajmanda, Alanya'da. Evet. Bizim için hep ilkler Alanya'da. Alanya'da. Yine malum 1989'da dim işletme şefi olarak geldim. Ve 1990 yılında da eşim buralı, Mahmutlarla. Evet. Yine işte hep ilkler. İşte burada evlendim. Burada ilk çocuğum oldu. Ve Alanya benim memleketim. Evet. Her tarafını, Toruslardan denize kadar herkesi tanıyorum. Toruslardaki çobandan denizdeki balıkçıya varıncaya kadar herkesle genişte bir hedef kitlemiz var. Evet. Onun için herkesi tanıyoruz. Burada en derin yıllarım geçti. Evet. Ve hiç sonunda kopmadık burada. Ve ben hem devlet memurluğu, yani 30 yıllık devlet memurluğunda destek verildi, hem de siyasi hayatımda, hem de ailemin siyasi hayatımda. 1987'de amcam Doğu Yol Partisi milletvekili adayıydı. Manavgat'tan daha çok Alanya'dan çıkmıştı. Evet. Yine iki dönemdir ben siyaset içerisindeyim. 2011'de temayül okumasında Alanya yine full oy verdi. 2014'te yine birinci çıktınız. Birinci çıkmıştım. 2015 seçimlerinde işte 10 Şubat'ta İzmir Bölge Müdürlüğü'ne ayrıldım. Başvurumu yaptım. Alanya yine sahip çıktı. Hemen hemen oyların tamamını verdiler. Yine temayülde birinci çıktım. Ve geçmiş hayatımızda hem ailemin siyasi hayatında hem de bürokratik hayatında Alanyalılar hep destek verdi. Biz onları hiç şu anda mahcup etmedik. Yine desteklerini istiyoruz. Geziyorum. O sevgiyi, o ilgiyi görüyorum yani. O teveccühü görüyorum. Evet, şimdi siz 2011'de aslında milletvekili adayı olması beklenen bir isimdiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden olmadı. Şimdi bugüne geldiğimizde 2015'te STK'lardan, partinin yönetim kadrolarının yaptığı temayüllerden de birinci çıktınız. Ama 5 gibi düşünülüyordu sizin için ya da listede daha üst noktadaydı, 6'dasınız. Ben önce şunu sormak istiyorum, siz yılmadınız. Siyasette neden bu kadar ısrarlısınız? Evet. Şöyle, ben 2011 yılında temayül okumasında birinci çıkmıştım. Partim beni aday göstermedi. Ama ben adaymış gibi çalışmama devam ettim. Hem Bezli Gönül Bakanım'la hem de Menderes Türel Başkanım'la beraber biz burada adaymış gibi çalıştık. Evet. Çünkü yani benim olmazsa olmazım milletvekili falan değil, siyaset değil. Memleketime hizmet etmek. İşte 30 yıllık bürokratik hayatım var. Devlet memuru olarak çalıştım. İşte burada şeflik yaptım, müdür yardımcılığı yaptım. Gazipaşa'da müdürlüğüm var. Gündoğmuş'ta müdürlüğüm. Antalya'da orman bölge müdür yardımcılığı. Muğla gibi büyük bir orman bölge müdürlüğünde bölge müdürlüğüm var. Ve arkasından İzmir gibi yerde bölge müdürlüğü yaptım. Yani olmazsa olmaz. Ama şu var. Ben şuna inanıyorum.
Yani AK Parti, ben çok şanslı bir insanım. Şu anda AK Parti gibi bir partide siyaset yapıyorum. Güçlü bir iktidar ve burada AK Parti iktidar olduğu sürece yalnızca kendi ülkesine değil, kendi insanına değil, tüm bölgesinde tüm insana faydası olacak bir parti. Evet. Onun için ben bunun peşinden. Yoksa ben varsam, adaysam iyi, ben yoksam kötü, yok öyle bir şey yani. Şimdi yine aynı şekilde. Yani ben listemin en iyi yerini benim kişiden birisi benim şu anda. Evet. Zaten 6 çıkarmış AK Parti, 7. kıl payı kaçırmış ve ben şu anda 6. sıradayım. Evet, şimdi ben onu sormak istiyorum özellikle. Şimdi güç alma değil, güç katma sırasındasınız evet. aslında. Çünkü hani üst sıralar biraz daha partiden güç alan sıralar. Tabii ki mutlaka bütün adaylar değerli. Bu bütün evet. partiler açısından değerlendirerek söylüyorum ama sizin sıranız biraz daha güç katma sıraları. Ciddi bir sorumluluk aslında size verilen. Sizde bu nasıl bir etki yarattı? Yani bir heyecan mı, bir stres mi? Nasıl bir duygu içindesiniz? Evet. Yo, ben sıramı çok beğeniyorum. Yani 6. sıra seçilebilecek olan bir yer. Ben burada eğer hele şu anda güçlü bir iktidar 13 sene bu memlekete hizmet etmiş ve bu yörede yani şansım şu. Bir kere Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu. Torusların yetiştirdiği bir insan. Ben ne kadar Konyalıysam o kadar Antalyalıyım. Ne kadar Taşkentliysem o kadar Alanyalıyım diyebilen birisi. Hı hı. Ve bu yöreyi çok iyi biliyor. Ha bunu sözde bırakmamış. Çağırmış bizim kaptanımızı, işte birinci sıra milletvekili adayımız Lütfü Elvan Bey'i, bakanımızı. Demiş ki biz Torusların evladıyız. Bu yöreye hizmet edeceğiz. Seni Antalya'ya gönderiyorum. Liste başı takım kaptanı olarak git çalış. Partimizin oyunu arttır ve hizmet et diye. Şimdi bu ortamda işte yine aynı şekilde geçen dönem Menderes Türel yoktu 2011 seçimde. Kendi adaydı. Büyükşehir yoktu. Şu anda Büyükşehir belediye başkanımız. Şu anda biz daha güçlüyüz. Evet. Yani ben 5, 6, 7 hiç problem değildi yani. Evet. Ben listen, ben inanıyorum buradan çok iyi bir şekilde çıkacağız. Yani hatta 7, 8 işte bazı partilerin barajı açıp açmaması, diğer partilerin aday dağılımı. Bunlar hep. Bir de ben çok şanslı bir insanım. Daha hiçbir seçime girip de kaybettiğim seçim yok. Öyle mi? Evet. Çok evet. sık şans kelimesini evet. kullandınız. Evet. O zaman gerçekten şansa inanıyor evet. musunuz? Şansa inanıyorum. Ve şu anda en iyi zamanda adayım. Şimdi ben 30 yıllık devlet memuruyum. Evet. Geçen dönem olmuş olsaydım belki bu kadar çok faydam olmayabilirdi. Daha tecrübeliyim. Evet. Ve şu anda daha fazla oy alacağımı inanıyorum. Çünkü ben şu ana kadar bu yerlerde geziyorum. Ve isteyen durumdayım şu anda. Bu bölgede de bir tane Allah'ın kulu çıkmadı ki yani, ya şefim sen bana zulmettin. Evet. Sen benim hakkımı yedin. Sen bana yalan söyledin. Hiç kimse söylemedi. Evet. Ve ben şimdi bu seçimde çok iyi bir yani oy alacağımı inanıyorum. Evet, şimdi sizin Alanya'da çalışma yaptığınız sıralardaki söylemleriniz benim çok dikkatimi çekti. Mutlaka diğer evet. şehirlerde, ilçelerde de İlginç söylemleriniz oldu ama hani ben Alanya'da en azından kulağımla duyduğum kadarıyla sormak istiyorum. Mesela Manavgat'ta birinci parti olacağız dediniz. Evet. Ki Manavgat'a çok asıldı bütün partiler bu dönemde. Sıralamalarda ilklere Manavgat'tan adaylar yerleştirdiler. Siz hatta MHP Genel Başkanı'na biraz meydan okudunuz. Yok. Yani ben ya bizim, öyle tanımlıyorum. Neye dayanarak bu iddiada bulundunuz? Şimdi şöyle Manavgat, ya biz zaten diğer partilerin içine karışacak yani ne hattı bize yani? Yani diğer partiler adaylarını koyarlar. Manavgat'taki ben kardeşlerimi tanıyorum yani. Şimdi ilk dörtte birinci sıra Manavgat. İkinci evet. sıra kontenjan MHP'nin. Üçüncü sıra Manavgat. Dördüncü sıra Manavgat. Beşinci sıra Alanya. Evet. Ve serik yok. Yani birinci parti çıkan daha önceki. Alanya'da MHP birinci parti çıkmış. Ama adayı beşinci sırada. Evet. Yine serikte yine aynı şekilde. Yani ben şunu söylüyorum. Bir kapasite var. Yani alacağı bir her partinin bir kapasitesi var yani belli bir oy oranı var. O oranı alır. Adayın çok olup az olması çok önemli değil yani. Evet. Ha benim gibi ailesi çok geniş. İşte amcası 7 kardeş, yani babası 7 kardeş, teyzesi 7 kardeş bir sürü kişisel oy olan bir kişi olsa veyahut da bir orman teşkilatı gibi kırsal kesim çalışmış birisi olsa veyahut da benim gibi yelpazesi geniş yani ülkücü kardeşleri de kucaklayabilen, sosyal demokratları da kucaklayabilen birisi olsa ben eyvallah. Evet. Ben şimdi bu arkadaşlarımı biliyorum. Onun için belli bir kapasite var yani. Alabileceği bir kapasite belli her partinin.
adayın çok oldu diye orada çok oy alınmaz. Ben onu demek istedim yani. Evet. Şimdi ülkücülerden de oy alacağım dediniz. Ki. Sosyal demokratlardan evet. da dediniz. Hani işaret ettiğiniz iki kesim aslında ideolojisi olan kesimler. Yani siyasette en azından ideolojik bakan kesimler. Dolayısıyla hani nasıl alacaksınız? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayısınız. Evet. Ama her iki kesimden de iddialısınız, oy alacağım şimdi diyorsunuz. Şimdi ideolojik derken ben de 12 elin önce ki bir yerim vardı. Daha sonra amcam milletvekili aday olduğu için Doğru Yol Partisi'ne destek verdik. Ama ben şimdi belli bir yaşı geçtikten sonra herkes ideolojik olanlar bile hizmet demeye başlıyor, hizmet istemeye başlıyor. Ben niçin buradayım şu anda? Blokat olarak yapabileceğimi yapmışım hizmeti. Baktım ki siyasetçi olarak da yapacak işler olduğu için ben buradayım şu anda. Evet. Yoksa normalde ben orman bölge müdürüydüm. Eğer rahatıma bakacak olsam orman bölge müdürlüğüne devam ederdim. Bu işin havası için olsa yine orman bölge müdürlüğüne devam ederdim. Çünkü niye? Benim altımda helikopterim vardı, uçağım vardı. İşimi çok iyi yapıyordum. Ve mütevazi yani olmaya gerek yok. Bu Akdeniz çağındaki en iyi orman yangınlarıyla ilgili mücadele eden ve Türkiye'de orman kadastrosuyla ilgili, mülkiyetle ilgili en iyi kişilerden birisi benim. Niye? Çünkü bu yerde çalıştığım için ve mesleğimi çok sevdiğimden dolayı. Şimdi siyaset diyorum. Çünkü bürokrat olarak çözemediğini siyasetle çözebileceksin. Ben 30 yılımı vermişim. Mersin'den Çanakkale'ye kadar bu hattın tamamında çalışmışım sahillerde. Yani Antalya'sında, Muğla'sında, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir'sinde de çalışmışım. Sorunları biliyorum. Yani oraya, şimdi Ankara'ya gittiğim zaman ben bu işi nasıl yapacağım diye hiç düşündüğüm bir şey peki yok. Peki nedir mesela bürokrat olarak çözemediği sorunu, siyasette çözme hedefi var İbrahim Aydın'ın. Nedir mesela bürokrat mesela olarak? Mesela en önemli konu bu yörenin mülkiyet konusu. Orman katastrofu konusu. Hep zulmettik insanlara. 1937'de 10 yılda bitireceğiz dedik. 2015 olmuş, bitmemiş. Ve anlayışın değiştirilmesi lazım. Şimdi bu yöredeki 2B konuları. Bunlar hep sıkıntılı işler. Ama ben orada derdi biliyorum. Dertlilerle dertlendik. Ve şimdi gittiğim zaman mecliste hiç düşünmeyeceğim yani. Ben elimde hazır. Yeter ki güçlü bir iktidar olsun. Hemen hele yeni Türkiye, yeni anayasada orman kanunuyla ilgili bir tarif. Anayasanın 169-170 değişecek. Bu milletin derdi bitecek. Çok basit. Zor bir şey değil yani. Çünkü ben meclis nasıl işlediğini çok iyi biliyorum. Ben 30 yıllık devlet memuruyum. O tecrübem var. Siyaset olarak da 41 yıldır 1974'ten bu yana yani aklımda 12 yaşından bu yana da siyasetin içindeyim. Amcamdan dolayı. Biliyorum. Evet. Meclisin nasıl işlediğini biliyorum. Onun için çok rahat olacak bizim için. Bir de çok şanslıyım dedim. Ya böyle bir başbakanımız var. Ahmet Davutoğlu ve daha önce tanıştığım kişiler. Lütfi Elvan Bakanımız beni çok iyi tanıyor. Biz de onun gücünü biliyoruz. Beraber olduğumuz zaman yani Alanya'yı, Antalya'yı biz uçururuz. Evet. Zaten yani yeni bir ileri bir Akdeniz için ilk hedef Antalya diyoruz. Antalya'yı yalnızca çünkü Antalya hem Antalya'ya lazım, hem Antalya Türkiye'ye lazım, hem Antalya tüm dünya insanlığına lazım. Peki neden bu kadar önemli çünkü Antalya? İşte tüm dünya insanlığına hizmet veren bir yer. Bunda turizm olayı burada var. Yani turizm var. Evet. Onun için ulaşım. Onun için bize Ulaştırma Bakanımız geldi. Yatırımcı bir bakan. Yani yatırım bütçesinin %40'ını kullanıyoruz. Lütfü Elvan Bey. Ve planlamacı birisi. Yani devlet planlamadan gelmiş. 2007'ye kadar Cumhurbaşkanlığı'na da danışmanlık yapmış. 2007'den sonra meclise girmiş. Bütçe Plan Komisyon Başkanlığı yapmış. Ve şu anda icraatçı bir bakan. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Mesela ulaşım dediği zaman hemen diyor ki çok kolay. Zaten bizim sorularımız şu. Zor olanı hemen yaparız. İmkansız denen şeyleri zaman alır yine yaparız. Evet. Yani şimdi ulaşım konusunda madem icraatlarımıza da biraz girelim. O zaman icraatlara ben girmek evet. istiyorum. Ona biraz bekletelim. Şimdi siz söylem tarzınızla da biraz daha geçmiş dönem siyaset tarzını da kullanıyorsunuz. Evet. Hani belki bu ara çizgidesiniz. Hem geçmiş hem bugünle ilgili iki tarzı bir arada sürdürüyorsunuz. Evet. Biraz daha söylemlerinizde farklı vurgular yapıyorsunuz. Genç seçmen üzerinde bu tarzın etkisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi genç seçmenlerle ilgili şahsımın yahut da konjonktürel olarak bir sıkıntı var. Hı hı. Sıkıntı şu. Ha en genç adaylar bizde. Sena Nur Çelik Hanım 28 yaşında. Evet. Mustafa Köse 34 yaşında. Yine diğer Gökçen Hanım 36 yaşında bildiğim kadarıyla 40 yaş altında bizde. Hı hı. 5 tane aday var. En yaşlısı hı hı. benim şu anda. Hı hı. Bakan Bey de biziz. Hı hı. Şimdi gençlerle sıkıntımız şu. Bir kere 18-24 arasındaki gençler benim 12 Eylül önce yaşadığım olayları bilmiyor. Hı. Terör diyorum. İnsanlar birbirini öldürüyor sokakta. Koalisyon diyorum. Koalisyonun ne olduğunu bilmiyor. Hı.
o kelimenin anlamını bile bilmeyen çok gencimiz var. Ve 90'lı yıllardaki koalisyon hükümetleri diyorum, Beşlistan kararları diyorum, işte anayasa fırlattı diyorum, Cumhurbaşkanı diyorum. Fırlatmak ne demek? Anayasa kitapçı fırlattığı zaman ekonomi neye bozulsun diyor. Biz bunlara bunu anlatmamız. Bir de şu anda oy kullanıcı olan kişi AK Parti grubunda iktidara geldiğinde 5 yaşındaydı. Evet. 5, 13 daha 18. 5 yaşında çocuk hiçbir şey bildiği yok. Hı-hı. Benim çocuklarım da var. Onlara ben yok dediğim zaman eskiden işte kuyruklar olurdu, ekonomi çok bozulurdu, alım gücümüz çok düşük dediğim zaman ya niye düşük olsun ki diyor, görmemiş. Hı-hı. Yollar dardı. Mesela Antalya-Alanya D400 yolu işte uzun süre bitmedi. Evet. Burası Kan Gölü'nde işte ölüm yoludu diyorsun. Ya devlet niye yapmadı diye soruyor benim oğlum. Hı-hı. Bilmiyor yani yok. Onlara bunu anlatmamız gerekiyor. Hı-hı. Biz yeni yeni şimdi tabii buna çalışıyoruz yani. AK Parti çok böyle bilimsel çalışan bir parti. Çok disiplinli bir parti. Her şeyi yapıyor, anketini atıyor. Ona göre insanların anlayacağı şekilde konuşabiliyoruz. Biz çünkü milletin içinden çıkıp gelen insanlarız. Evet. Peki şimdi siz genç aday dediniz. Sayın Sena Nur Çelik, evet, dediniz. Örnek gösterdiniz. Alanya kamuoyundaki bir algıyı size yöneltmek istiyorum. Sena Nur Çelik'ten daha Alanyalı diyorlar sizin için. Ha, şöyle. Siz ne diyorsunuz? Çünkü ben daha yaşlıyım. Alanya'da görev yapmışım. Ondan dolayı. Evet. Şimdi Sena Nur Hanım buralı yani. Alanya'nın Demirtaş Vadisi'nde bilmeyen yok. Babası, evet, Mustafa Çelik'i bilmeyen yok. Niye? Ben burada şefken benim yangın işçilerin çocuklarını o okudu. Bunu kimse bilmiyor. Hı-hı. Ve Sena Nur Hanım babasının işi gereği İstanbul'da yetişmiş. Sonra başörtüsünden dolayı önüne engel çıkınca gitmiş İngiltere'nin en zor üniversitesinde hukuk okumuş birisi. Hı-hı. Hukuk okumak böyle kolay bir şey değil ve en zor. Ve gelmiş uluslararası bir hukuk bürosunda çalışan birisi. Ve çok sosyal birisi. Çok entelektüel birisi o yaşına göre. Ve hem İstanbul'da yetişmesi, okuması, İngiltere'de yetişmesi onun köylülerine ve hemşehrilerine uzak kalmasını sağlamamış. Tam tersine. Biz beraber çalışıyoruz. Gittiğimiz zaman her köye, benim Manavgat ilçeme geldi, pazar yerine girdik. Oradaki yaşlı teyzeleri, pazarcıları, hanımefendileri, beyefendilerin gitti ellerini öptü, sarıldı. Beni ne dese gölgede bıraktı yani. Yani böyle, evet, bir yapısı var. Evet. Yani bunu şimdi ilk zaman millet dedikodu çıkardı işte burada. Ya işte Alanya'nın adayı yok. Dedim ki ya Ahmet Davutoğlu nerenin adayı? Başbakanımız. Alanyalı. Lütfi Elvan nerenin adayı? İşte bakanımız. Alanya'nın adayı. Dedim ki Sena Nur Hanım nereli? Buralı. İbrahim Aydın. Ben de buralıyım. Yani şu anda bence 4 tane güçlü adayı var. Evet. Mustafa Köse'yi de yine aynı şekilde Alanya teşkilat çok seviyor. Biz Alanya'da çok güçlüyüz. Yani Alanyalı'nın ulaşamama gibi derdi yok. Belki bak şunu net söyleyeyim. Tamam bizim bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında olduğu için belki ona ulaşmasında sıkıntı çekmiş olabilir insanlar. Ama İbrahim Aydın'a işte bir telefon kadar uzaklar. Anında ulaşacaklar. Çünkü yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Peki o sonra zaman Sena Nur bak benden daha iyi diyorum. Açık net, evet, söyleyeyim. Ha belki zaman süre yetmiyor. Televizyonlarda belki onu göremiyorsunuz. Çünkü bize parti programı yaptık. Biz her gün bir yerdeyiz. O için şu anda gaz kışıdırı. Yani onun için Sena Nur Hanım göreceksiniz yani hem gençliğin hem zaten yaşlılar aşırı seviyor. Çünkü çok, evet, saygılı birisi. Çok insancıl birisi. Yani biz yatalak hastanın yanına gidiyoruz. 85 yaşındaki gidip onunla sarılıyor, öpüyor. Ya bunu rol keserek yapamaz hiç kimse. Ben insanları az çok tanırım yani. 30 senedir dayıcıyım. Yani müthiş bir insan yani. Alanyalı gurur duyacak yani. Peki. Siz aday adaylığınızı açıklarken yeni anayasaya vurgu yaptınız. Evet. Katkı sağlamak istediğiniz konunun bu alan olduğunu söylediniz. Nasıl bir katkı sağlamak istiyorsunuz yeni anayasaya? Şimdi yeni Türkiye yeni anayasa. Herkes kendi branşında buna katkıda bulunacak. Biraz önce dediğim gibi orman kanunuyla ilgili. Çünkü bu sahillerin tamamında sıkıntı var. Hı-hı. Yani hep zulmettik insanlara. Hem bizim anlayışımız farklıydı. Yani devletçilik yapacağız diye vatandaşın evini bile orman yaptık. Ama şimdi yeni Türkiye yeni anayasa anayasanın Avrupa'ya göre tarifini, orman tarifini yapacağız. Bu taşlık, kayalık, ot bile bitmeyen yeri adına orman koymuşuz. Ve bu yerleri şu anda biz imara açılmadığı için o taşlık, kayalık yerler birinci sınıf tarım toprakları işte Alanya'nın muzuydu, portakalıydı. Ondan sonra yeni dünyasıydı, Muş Mahallesi'nde yok oldu gitti yani. Ama biz taşlık kayalık yeri, hele özellikle Antalya'nın batısında işte Finike ile Demre arasındaki, ben çünkü bu sayıların tamamını karış karış biliyorum. Havadan, karadan, denizden gezdim. O taşlık kayalık yerleri adını orman koymuşuz. Orman olma şansı hiç yok.
Ama Finike portakalı yok olmaya yüz tuttu. Niye? Yerleşecek insanlar. Nüfus artıyor burada. Hı hı. Onun için bunları yeniden düzenleme yapmak zorundayız. Evet. Orman köylüsünü kalkınmamız lazım. Orman köylülerini olduğu yerde, doğduğu yerde doyurmamız lazım. Bununla ilgili yenilikler yapmak zorundayız. Peki neler olacak bu? Yani siz biz bir kere barışı sağlayacağız. Neyi vaat edeceksiniz? Biz barışı sağlayacağız. Önce mülkiyet konusunu çözeceğiz. Mülkiyet konusundan sonra olduğu yerde kalkındıracağız. Orası, o toprak neye uygunsa o yapılacak. Gerekirse alternatif turizm, ondan sonra yukarıda yalnızca güneş, deniz, kum değil, dağlarımızı da turizme açacağız. Ondan sonra oradaki insanlar olduğu yerde doydukları zaman bir sıkıntı kalmayacak. Bunun için de güçlü bir iktidar lazım. Yani Allah korusun 70'li yıllara, 90'lı yıllara dönersek o zaman Türkiye'nin işi çok zor. Peki, ama tamam. İnsanlarımız çok çabuk unutuyor. 13 yıl önceki olan şeylerden herkes unutmuş yani. Şimdi farklı koalisyon formülleri var, Adalet ve Kalkınma Partisi ya da diğer partilerle ilgili. Onları da konuşacağız ama ben biraz bu sizin hedefiniz olan yeni anayasada katkı sağlamak istediğiniz ormanlar konusunu biraz konuşmak istiyorum. Şimdi orman alanları zaman zaman tahrip ediliyor. Yani HES'ler karşımıza çıkıyor, kum çakıl ocakları karşımıza çıkıyor. Hani siz bir orman mühendisi ve yıllardır ormanları korumakla görevli biri olduğunuz için evet. Hani bu soru en çok size yakışır diye düşünüyorum evet. Ben. Nasıl koruyacaksınız? Yani bu kum çakıl ocakları, HES'ler, ormanlarda yarattığı tahribat, bunları nasıl koruyacaksınız? Bu konuda bir kere şu, ben amcam Adil Aydın da milletvekili yaptı. Ben de ideolumu önce işte ormancılık, daha sonra ben de aynı şekilde. Biz önce ormancıyız, yani önce ormancıyız. Yani orman mühendisiyiz, çevreciyiz, doğayı koruyan kişiyiz. Daha sonra siyasetçiyiz. Ve siyaseti de ormanları koruma adına, çevreyi koruma adına yaparız. Yani bunu bir kere herkes kafasında bunu koysun. Ben çünkü yıllarımı verilmişim, saçımı ağartmışım. Helikopterin üzerinde bir tane orman yanmasın diye koşan bir kişi ormana tahrip ettirmez bir kere. Peki mesela bu konuda bir eylem olsa katılır mısınız? Yani şöyle, bize enerjiye de ihtiyacımız var. Yani sırf kuru kuruya gidip de yani bir HES geçecek veyahut da bir tane nükleer santral yapılacak diye oraya gidip de yani bir ağaç kesilecek diye oraya dikilmem. Ama orada eğer 100 tane ağacın menfaatine olacaksa, bire 100 ise tabii ki orada olur. Zaten bildiğim için bu konuları yanlış planlama yaptırmam. Aslında bunların hepsi faydalı fakat yanlış planlamalar varsa bir yerde o zararlı. Yoksa nükleer santral olacak tabii. Herkes yapıyor bunu. Amerika yapıyor, Fransa yapıyor. Şurada Ermenistan yapıyor dibimize. Biz enerjiye ihtiyacımız var. Hani biz 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat, 10 büyük ekonomi diyoruz. Kişi başına 25 milyar, zenginleşeceğiz diyor. Neyle zenginleşeceksin? Enerjisi olur mu? Olmaz. Enerjiyi çözmemiz gerekiyor. Bunu söylerken de doğayı tahrip etmeden yapmamız lazım. Bizim burada en büyük gelir, hele bu yörede en büyük gelirimiz ne? Turizm. Neye geliyor burada turistlerimiz? Musavirlerimiz? İşte temiz bir hava, temiz bir su. Bundan dolayı geliyor. Yoksa niye gelsin yani? Arabistan'ın çölüne de gitti. Yok yani. Evet. Buraya ama geliyor. Her şey turizm için. Ben mesela İncekum Orman Kampı turizme açıldı. Evet. Ama hani ben çocukluğumda hatırlıyorum. Çok hoş, çok bambaşka bir yerde ama bugün baktığımızda bambaşka bir yer. Eminim sizin de çok kullandığınız bir tesisti orası. Mesela bugün baktığınızda ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya belki orman mühendisi oluşumuz, belki ilk orada amcam müdürdü o zaman. Ben düğünümü de orada yaptım. Bizim için hele orman teşkilatı için eğitim merkezi orası bizim için vazgeçilmezlerin birisiydi. Ama o zaman o şekilde kullanıldı. Şimdi eğitim merkezleri yani devlete kampları kalmadı. Kalmayınca da ister istemez değişik, madem turizmde kalkınmıyorsak turizme açıldı orası. Ha belki bu şekilde değil de başka bir şekilde değerlendirebilirdi. Aslında yapılan işler iyi, planlamada sıkıntımız var. Yani biraz da böyle yeşil gözlüğü takarken dolar gözlüğü yeşil takıyoruz yani. Biraz da yani paraya daha çok kazanalım düşüncesiyle yapılan şeyler var ülkemizde. Bu da aslında eğitimden çok kültür meselesi yani. Bunu biraz daha, o da zenginleşince olacak. Şimdi eskiden doyunca mı olacak doyunca, ya da? Yani şöyle, ben mesela Dimşevi'yken orada kaçak ağaç kesiyorlardı. Tarla açıyorlardı. Turizm gelişi zenginleşti. Hiç açan yok. İşte en son, işte geçen hafta tüm bölgemi bir gezeyim dedim yani. Hem de eşi dostu görelim diye. İşte piknikilerden gezmeye başladık. Benim 90 yılında geldiğimde, 89'a geldiğimde o piknikilerde çok kötüydü yani. Şimdi 500 otelin mutfağından daha iyi, servisten daha iyi piknik meseleleri var. O piknik alanları var. Köylere gittik yine aynı şekilde. Tamamını gezdim. Dimi daha yeşil gördüm mesela. Açma yok,
kaçak kesim yok. Köylülerin yaşam standardı yükselmiş ve biz o gün köylerimizi geze geze gittik. En son Dimala Cami Köyü 52 kilometre buradan. Orada o 11 köy muhtarımız oradaydı. Bizi karşıladılar saat gece 11'de. Onlarla hasret giderdik. Evet. Ben daha iyi gördüm. Yani bu biraz da ekonomik. Ben o yıllarda desem ki insanlara, kardeşim odun kesmek yasak. Ondan sonra tarla işte açma. Adam aç yani. Aç insan ısınmak için odun da keser, ağaç da keser. Karnını doyurmak için ormandan yer de açar. Bu böyleydi ama şimdilik hiçbir şey yok. Ama şu an zaten kırsalda yaşam da azaldı. Azaldı. Yani kente bir yönelme var. Hani belki bunu da... İşte ülkenin büyümesinden kaynaklanıyor. Kişi başına 2500 dolardan işte 10 bin doların üzerine çıktı. Gelir. Hele bu yerde turizmi sayesinde daha da arttı. Herkes büyüdü. Şimdi bize muhalefet yapanlara diyorum. Ben 2002 yılındaki senin durumun neydi? Şimdiki durumuna bak diyorum. 10 kat büyümüş. Burada Alanya'da işini en az yapan, yani iyi yapamadım diyen 3 kat büyümüş. Büyümeyen yok burada. Herkes büyümüş. Evet. Peki şimdi istikrarın sürmesi için koalisyon olmamalı. Savunduğunuz düşüncelerden birisi bu. Neden sık sık koalisyon olmamalı diyorsunuz? Koalisyon olma ihtimali mi var? Hani anketler size bunu mu söylüyor? Şimdi şöyle, şimdi Türkiye'ye geriye dönüp baktığın zaman ne zaman hizmet yapılmış? Tek başına güçlü iktidarlarla yapılmış. 1950-60 arasında Adnan Menderes hükümetleri var. Tek başına güçlü iktidar, ülkede bir atak yapılmış. Ne zaman var? 67'li yıllarda Süleyman Demirel'in tek başına olduğu kısa süreli var. Bir şeyler yapılmaya çalışılmış ülkenin imkanlarına göre. 1983-87 arasında Anavatan, rahmetli Özal zamanında bir şeyler yapılmış. Daha sonra da zaten 70'li yıllar kayıp yıllar oldu. Hem terör var hem koalisyonlar var. Hükümetin süresi bir yıl bile yok. 1,5 yıl işte bir yıl falan. Yine 90'lı yıllar yine aynı şekilde. Ülkenin durumu ortada. Perişan olmuş. Hep eksi büyüme. Onu bildiğimiz için bunu biz uyarmak zorundayız. İnsanlar geçmişi unuttu. Koalisyonu bilmiyor. Yani diyoruz ki bakın öyle bir hata yapmayın sonra. Ha şimdi AK Parti 13 yıl uzun süre iktidarda bulunmuş. Ya bu 13 yıl iktidarda yaparken hatalı insanlar olmuş olabilir. Ben bölgem dururken de içimde hatalı işler yapanlar olmuştur. Yani bir şey, sepet elmanın içinde çürükler de çıkar. Bunu çürüyen en iyi kim bilir? İşin başındaki bilir. Onu temizlersin, yoluna devam edersin. Yani AK Parti iktidarında da uzun süreden dolayı ufak tefek kokuşmuşlar olabilir yani. Ama yine bunu biz temizleriz. Yine aynı şekilde diyorum. Şimdi paralel yapıyla mücadele deniyor. Ya bunu en iyi yapıcı olan kim? Yani bu işin içinde olan yapacak mücadeleyi. İnsanlar eskiyi unuttuğu için ya bir uyaralım az canı sıkılmış adamın. Ben köylerde falan karşılaşıyorum anlatıyorum onlara. Ya şu iyi, sağlıkta şöyle iyi yaptınız, yolda böyle iyi yaptınız, şu oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu. Ama ya bir uyarı yapsak da biraz az oran düşse de biraz kendinize gelseniz olmaz mı falan diyorlar. Veyahut da diyorum ki bak böyle bu işin şakası olmaz. Koalisyon düşerseniz ülkenin hali belli. Zaten Türkiye'nin etrafını sarmışlar. Bir sürü işte her ülkede sıkıntı var yani. Mısır'ından, Suriye'sinden, Irak'taki durum belli. Yukarıda kuzeyde, Ukrayna'daki durum belli. Türkiye'de Allah korusun bir karışsa o zaman yalnızca Türkiye içinde değil tüm komşulara ve tüm dünya insanlığına zararımız olur. Evet. Onun için biz burada güçlü olmamız lazım. Eskiyi hatırlatmak lazım. Hatırlatmakta fayda var. Yani seçmenin uyarısına böyle bir uyarıda bulunuyorsunuz herhalde. Yoksa, yoksa Türkiye'de şu anda sonuç bir de şu var. Ben bu kadar geziyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Yani ben hem ormancı hem yörük yaşımı dostumu görüyorum. Siyaset bir de her tarafta olumlu karşılanan insan hoşuna gidiyor işte. Evet. Köylere falan gittiğim zaman her tarafta bilenler ve onlardan enerji alarak ben 3 saat uykuyla devam ediyorum. 10 Şubat'tan bu yana. Keyif alıyorum yani. 3 saat mi uyuyorsunuz sadece? Gece 2 gibi yatıyorum. 5-6 namazdan sonra yatmıyorum. Nasıl dayanıyor vücut hani? Bilmiyorum yani. Enerji... İşte insanlardan enerji ise sizi görüyorum. 90'lı yıllarda işte evet. Kaçakçı peşinde beraber gittiğimiz aklıma geliyor. Öbür köylüyü görüyorum orada. Yani insanlara pozitif bir enerji alıyorum. Öyle koşuyorum yani. Çalışıyorum. Keyif alıyorum bu işten. Yani bunlara da gittim hep onlara bunu anlatmak zorundayım yani. Ben eğer anlatmazsam bebel altında kalırım yani. Evet. Bu işi. Onun için uyumuyorum. Siyasi kulislerde son hafta yani belki son bir haftadır benim duyduğum bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi MHP ile anlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Orman Bakanlığı MHP'ye verilecek gibi bir koalisyon yok. Hazırlanmış bunun formülleri üzerine konuşmalar var. Ne diyorsunuz yok. Bu konuya? Yani eskiden Süleyman Demirel'in sözü olmamış çocuğa don biçilmez hikayesi. Evet. Yok öyle bir şey. Evet. Ya AK Parti açık ara zaten iktidar olur. Hı hı. Şu anda zaten
Bir heyecan yok millette. Seçim heyecanı. Bir ben geziyorum şimdi. Öyle görüyorum. Yani bizim AK Parti disiplin olduğu için herkesin nerede olduğu belli. Koşuyor böyle herkes. Diğer partileri görüyor. Hiçbir ben görmedim daha. Hı hı. Yani niye? Sonucu belli olan maç olduğu için tekrar maç gibi. Ülkede kimin iktidar olacağı belli şu anda. Hı hı. AK Parti iktidar olacak. Yani açık ara bir sıkıntı yok yani. Anketler öyle çıkıyor. Hı hı. Muhalefetim diye. Zaten CHP diyor ki ben diyor maksimum diyor %35 alacağım diyor. Yani 35 iktidar olacağım demiyor. Yani 25 artı eksi 2 görünüyor. Kendileri istedi o yani. Hı hı. MHP yine aynı şekilde 15 artı eksi 2 istiyor. Hı hı. Kendi istedikleri. İktidar olmak istemiyorlar. Yani yok ki öyle bir dertleri yok yani. Hı hı. Kendi partiler içerisinde bu genel başkanlarımız iktidar zaten. Hı hı. Yani iki genel başkanımız da partisinde iktidar. O yani yetiyor mu yetiyor, yani? Ya yetiyor yani. Ben tabii onların işine yine karışmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. HDP'de barajı açtım aşamıyorum onun derdinde. Hı hı. Ya şimdi böyle bir ortamda zaten AK Parti olmuş zaten. Yani olacak yani. Çünkü bizim insanımız son günler gelir iki kişiden bir kişi oy verir. Herkes şaşırır ya niye? Çünkü koalisyonların ne olduğunu bilen belli bir yaştaki insanlar. Türkiye'de iş yapan herkes aman ha diyecek. Bizden daha çok. Ben adayım. Seçici olan yerdeyim. Benden daha çok çalışmaya başladılar. Herkes söylüyor aman ha şey, riske girmeyelim. Ya çünkü herkesin kredi borcu var. Piyasa bozulur. Sıkıntı var yani. Ve AK Parti de iyi yönetiyor yani. Bir sıkıntı yok ki ülkede şu anda. Sıkıntı yok yani. Herkes memnun hayatından. Ben geziyorum. Peki. Yani ideolojik değilse herkes. Amaç hizmetse. Ha ben de ideolojiye takılabilirim. Yani bir ölüler değişmez yani. Benim eski 12 yıl önceki görüşüm o diye. Ben oraya mı koşmam lazım yani? Onun için ben ülkücü kardeşlerimi kucaklıyorum. Oylarına talibim diyorum. Sosyal demokrat. Ben çok demokrat bir insanım. Çok sosyal bir insanım yani. Onları da seviyorum. Yani onlara da oyuna talibim. Çünkü ben göreve geldiğim zaman hatta bizim Manavgat adayları diyorum. İkisi de CHP'den de liste başı. MHP'den de liste başı. Siz seçileceksiniz diyorum. Sizin işlerinizi kim yapacak? Ben yapacağım diyorum. Evet. Ben çıkarsam diyorum siz rahat edersiniz diyorum. Yani, çıkar, yani onun hoş için. Hoş bir tanımlama. Yok ben onlara da bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız iki dönemdir MHP'nin liste başı. Manavgat milletvekili. Yapacağı hiçbir şey yok. Koalisyondaki, şeydeki, muhalefetteki milletvekili ne iş yapacak yani? Son önergesi verir. Hepsi o kadar. Hiç şans tanımıyorsunuz. Yani yok yani yapacağı bir iş yok. Hizmet yok. Amacımız hizmetse ben ne diyorum? Hedefim ideoloji değil. Benim hedefim hizmet diyorum. Evet. Hizmet peki. Yapmanın yolu İktidar Partisi ve AK Parti gibi güçlü bir koalisyon olsa yine hizmet olmaz. Piyasalar bozulur yani. Bunu herkes bilsin yani. Bizler biliyoruz. Yani orta yaşın üzerindekini biliriz. Ama yeni nesil 18-24'de de anlatıyoruz. Peki sözü bitirmeden tabii Adalet ve Kalkınma Partisi yeniden iktidar olma isteğiyle yola çıktı. Evet. Tabii bu süreçte sizin listenizin başında bir icracı bakan var. Dolayısıyla çok sayıda söz verildi. Nedir Antalya'ya, Alanya'ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözleri? Biraz da o sizin vaat demeyelim buna söz diyelim. Söz. Sözler nelerdir? Aslında söz en azından hangi hesabı soracak seçmen evet. Sonrasında aslında onu söz soralım. Değil. Bizim elimizde projelerimiz var. Bir kısmı proje bitti, ihale çıkma aşamasında. Bir kısmı başlamış, yapılmaya devam ediyor. Yani boş vaat diye bir şey yok ki. Mesela nedir? İşte Alanya için söyleyeyim, saymaya başlayalım. Şimdi Taşkent'ten gelen Kuş Yuvası yolu. 5 evet. Tane tünelle çalışıyor Mahmutlara. Bu yol zaten yapıldı. Bakanımız bu yöreli olduğu için standartı düşük diye Başbakanımızın da özel talimatıyla Konya, Alanya 2 saat olacak diye yolu iyileştiriyoruz şu anda. Hı hı. Ve hızlanıyor iş. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bak İbra'da da yol iş gazı devam ediyordu. Ben oraları çok iyi bilirim. Orada da şeflik yaptım. Adaydayken gittim. Yol ihale edilmiş. Müteahhit böyle yavaş yavaş çalışıyordu. Eski bir dozer, bir kepçe falan. Aday olduğum aday açıklamasına gittik. Aday tanıtımına bakanla beraber. Ya bir hareketlilik var. Sanki o şantiye değişmiş. Müteahhit değişmiş gibi yeni yeni makinelere gelmiş, konmuş. Haldır kaldır çalışıyorlar. Sonra bir daha gittim. Aslında neredeyse yol bitecek. Bakan Bey... Bu seçimden kaynaklı mı? Yok. Bakan Bey burada ya. Hı-hı. Bakan Bey'in seçim bölgesinde herkes iyi çalışır. Böyle yani. Bu Türkiye'nin gerçeği bu. Ben de bürokratlık yaptım. Herkes daha titiz olur. Şimdi bu yollar hızlı bitecek. 2019'a kadar... Bu dediğim Kuş Yuvası yolu. Buradan rahat bir şekilde arabana bineceksin. 2 saatte Konya, ister hızlı trenle 1 saat 20 dakikada Ankara'ya git, istersen de arabanla devam et. Bu yol bitecek. Şimdi buradan Mersin'e giden yol. Ya yıllardır yapılır ya. Hatta bir ara bir espri olmuştu. Zamanın Ulaştırma Bakanı MHP'den o zaman 2000 yılında. Ona demişler ki ya şu yol bitsin demişler ya. Bak hep Karadeniz'de Karadeniz yolu bitti. Bitmek üzere.
Oradan bakan çıkıyordu. MHP'li bir Ulaştırma Bakanı şunu bitir. Demiş ya siz kafayı mı yediniz demiş ya. Bırak bizim bütçeyi. Avrupa Birliği'nin bütçesini koysan bu yol yapılmaz demiş. Ve o yol bitmek üzere bak. Evet. 70 kilometresi kalmış. 24 tane tünel yapılıyor. Burası da bitecek hızlı bir şekilde. Arkasından bizim Antalya ölüm yolu Alanya bitti. Fakat yani çekmiyor, taşımıyor yol. Turizm yolu. Şimdi orada başladı çalışmaya. Menderes Türel geldi, belediye başkanı oldu. Şehir içindekiler. Daha sonra Aksu Serik geliyor, yapılıyor şu anda. Manavgat'ta 4 tane var. Bunlar yapılarak hızlı bir şekilde buraya gelecek. Bu yine taşımadığı için hemen Bakan Bey çıktı şu anda projesi bitmek üzere. Antalya, Serik, Manavgat, Alanya otobanı bitecek. Bunu hemen yapıştır devlet modeli. Devletin cebinden para çıkmayacak. İhale edilecek. 2016'da, 2019'da hizmet açılacak. Antalya'dan çıkacaksın. Alanya'ya 135 kilometre 1 saatte gideceksin. Hatta 50 dakikada gidersin. Hızlı süren. Bu bitecek bu yol. Arkasından yine bizi Konya Ankara'ya bağlayan Seydişehir yolu var. 1825 Alacabey'den bizim yayla orası oradan açıyor. Orada 8 kilometre tünel var. Toplam 18 kilometre tünel yapılacak. Yolun standartı yükselecek. Daha hızlı gideceğiz. Bu yolla başladı şu anda. Evet. Aksakal'den itibaren 10 kilometre Konya'ya, 10 kilometre Antalya tarafından yol yapılmaya başlandı bile yani. Hemen. Bir sıkıntı yok. Şimdi yine aynı şekilde Beyşehir'den Gembur Sovası Taşhara'ya inen Kesikbeli tüneli var 5 kilometre. O yolla bitecek. Yani İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Toruslar'a dere geçen yollar var. Evet. Yine Gazipaşa'da. Onlar bizi izliyorlardır. Ben de Gazipaşa'nın adayı gibiyim. Şimdi Gazipaşa'ya gitsen ne kadar binalarda şey varsa hep İbrahim Aydın asmışlar. Orası orada Ermenekli. Çünkü bakanımız Ermenekli. İşte Gazipaşa, Yunt Yaylası'na beraber çıkıyorlar. Şu anda projesi yapılıyor. Yol ihaleye çıkacak. Ermenek, Gazipaşa yolu var. Hemen bitecek olan yollardan birisi. Hı hı. Bunlar karayolla yapılacak olan şeyler. Ama en önemlisi de bence hızlı tren. Evet. Şu anda ihaleye çıkılacak. 2019 yılına kadar 2023'te öne çekiliyor. Buradan Konya'ya gitmek için 1 saat 25 dakikada Konya'dayız. Aynı tren devam edecek. İşte Kayseri'ye kadar. Oradan Ankara'ya kadar. Ve Eskişehir'den gelen yol. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani eğer bu tren, hızlı tren bitsin, adam Konya'dan çıkacak. 1 saat 20 dakika Alanya'ya gelecek. Burada sahilde yemeğini, balığını yiyecek. Belki bir günde tekrar akşam geri dönecek. İş turizm patlayacak buralarda. Hızlı tren olduğu zaman. Evet. Bunların hepsi ulaşım konusunda hiçbir sıkıntımız olmayacak. Hiçbir sıkıntımız olmayacak. Ha yalnızca ulaşım. Zaten ulaştığın zaman ulaşılabilir hava yolları. Mesela Gazipaşa Havalanı. İşte bir ara bitmeyecek denen yer. Affedersin inek bağlıyorlardı. Ben iyi biliyorum. Orada müdürlük yaptım. Şimdi uzatılıyor. Hani inmezliği için 1 milyon turist geliyor. Yine Antalya'nın batısına da bir havalanı yapılacak. Bu şekilde. Manavgat'a mı? Yok. Antalya'nın batısına. Batısına. Burada Gazipaşa Havalanımız yeterli. Olduğu zaman Alanya tarafını çözmüş oluyor. Hatta Mersin tarafını çözmüş olacak. Yolla bittikten sonra. Zaten Antalya Havalanı yeterli. Türkiye'de en fazla yolcu inen ikinci havalanı İstanbul'dan sonra. Yani bu ulaştırma konusu çözülecek. Ha bizim bakanımız yalnızca Ulaştırma Bakanı da ulaştırma, haberleşme, iletişim bunları mı çözecek? Yok. Bakan çok güçlü. Geçen bir olaya şahit olduk. Ben Beşkonak memleketim orası Manavgat. Orada köylülerle toplantı yaptık. Devlet Su İşleri'nde bir iş vardı. Su sorunları varmış. Bakanımız aradı bakanı. Dedi ki bak sizin bölge müdürünüz burada aday. Bu konuları biliyor. Görüşünde şu işi çözün dedi. 5 dakika içerisinde genel müdür aradı beni. O kapattı telefonu. Bölge müdür aradı. Anında mühendisler günü keşfi yaptırıyoruz. İşi bitiriyoruz yani. Bir köyün sulama suyunu çözüyoruz. Bu kadar güçlü yani. Evet. Ve benim bakanım yine Veysel Eroğlu. Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Bana sözü var. Git dedi. Geçen SF'ye gitmiştim Gazipaşa'ya. Su olsun. Bir de teknik olarak yapılabilecek her yere gölet yapacağız dedi. Yani tarım alanının sulanması için. Tabii bu biraz da iktidar olmanın avantajlarını kullanmak olmuyor mu? Bunların tek çözümü güçlü bir iktidar. Eğer siyasi istikrar varsa, ekonomik istikrar var. Bunlar olduktan sonra para var, çare var. Yani biz istikrarı satacağız. Peki. Yani istikrarı satıyoruz biz. Evet. Şimdi Antalya, Alanya otobanı yapılacak. Eğer ülkede koalisyon olursa, istikrar olmazsa kim gider alır oraya ihaleye? Ama diğer türlü istikrar varsa tamam ben 15 yılda bunu işleteyim, ben yapayım der. 3 yılda yapar, rahat rahat gider geliriz. Evet, peki
ekonomik istikrar var dediniz ama partilerin beyannamelerine baktığınızda hemen hemen CHP'de, MHP'de, diğer partide hep ekonomiye vurgu yapıyor. Yani onlar da bir istikrarsızlıktan söz ediyor. Bu bir çelişki yaratmıyor mu? Yok. Şimdi bir kere rakamları yanlış söylüyorlar. İşte ülkede diyorlar işte 17 milyon yoksul var. Yok öyle bir şey yani. 17 milyon yoksul nerede? Bir 2002'deki yıla bak, bir şu ana bak. Yani günde 4 dolar geliri olanlar %2'ye düşmüş yani 30'lardan. Bir kere kolesterol olursa yoksulluk o zaman olacak. Kolesterol o zaman ekonomi bozulacak. Ne olacak? Faize gidecek paramız. Yani ülkenin gelir, topladığı gelirlerin %86'sı faize gidiyordu bu ülkede. Yatırım %14'tü 90'lı yıllarda. 2001 yılında böyleydi bu. Şimdi ise %14'ü faize gidiyor, %86'ı yatırım. Bu işleri biz nasıl yapıyoruz? AK Parti iktidarı nasıl yapıyor? Para elinde olduğu için yapıyor. Para olmasa neyi yapacaksın yani? Bu kadar insanlara, o kadar çok insana, işte engellilere maaş bağlanıyor, evdeki hastaya, yaşlıya maaş bağlanıyor. Sosyal bir devletçilik var. Ben 1994'te Norveç'e gittim. Oslo'da. Bu sosyal devletçiliği orada gördüm. Dedim benim ülkemde bunların olma şansı hiç yok diye düşünüyordum. Şimdi yıl 2015. Oradaki dostlar buraya geldi. Şu anda Norveç'ten daha iyi. Bak sosyal devletçiliğin en iyi olduğu yerler İskandinav ülkelerdir. Şu anda Norveç'ten daha iyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoksuluna bakıyor. Olan hastasına bakıyor. Engellisine bakıyor. Yani daha iyiyiz şu anda. Evet. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya'da milletvekili sayısıyla aslında sizi meclise götüren evet, yeterliğe sahip. Ama biraz önce siz de ifade ettiniz ki küçük bir uyarı da vermek istiyor seçmen. O zaman siz tehlikeye düşüyorsunuz. Öyle değerlendiriyorum. Evet. Dolayısıyla oyunuzu korumak adına ve sözünü ettiğiniz ülkücü tabanya da sosyal demokrat kesimden de oy almak adına. Neden size oy versinler? Çünkü burada bir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verme konusu var. Bir de aslında meclise gitsin diye İbrahim Aydın'a oy verme konusu var. Dolayısıyla neden size oy versinler? Ben insanlara yani muhatap olduğum, ilişki kurduğum, görüştüğüm insanlara hiç de yalan söylemedim. Hiç kandırmadım yani. Hı-hı. Hep doğruyu söyledim. Ulaşabilirlik olayı önemlidir. Yoksa ben Muğla'da bölge müdürüyüm. Geliyorum buraya, temayülde bir çıkıyorum. 2017'den olarak birini çıkıyorum. Veyahut da gidiyorum 4 sene. Tekrar İzmir'e bölge müdürlüğü yapıyorum. Geliyorum yine. Bu parti teşkilatının verdiği bir oy. Ben insanları hiç kandırmadım. Onun için insanlar ulaşabilecek insanlar diyor. Bir kere siyasette o var yani. Evet. Ha, amcam da milletvekilliği yapmış. Hiç Akçalı işe karışmamış. Adil Aydın. Ben onunla gurur duyuyorum her zaman. Alanyalılar da onu çok sever. Ben onun altyapısının üzerine devam ettim. Evet. Siyasette ve ormancılıkta. Yani siyasi tabanınızda etkisi var o zaman İbrahim Bey'in. Var tabii. Adil Bey'in. Tabii ki. Hı-hı. Ya şimdi İnsanlar ulaşabileceği kişi arıyor. İş göreceğine inandığı kişi, yani biz toplum biraz da faydacıdır yani. Diyor ki İbrahim Aydın olursa ben ne, yani ne işime yarar diye düşünebilir yani. Evet. Ben bir de yapacaklarımın teminatı diyorum. Yani biraz slogan gibi oldu. Yani halka hizmet, hakka hizmet diyor. Ben yaptığım işi, ormancılığı da, yani mesleğimi de ibadet gibi yapıyorum. Evet. İnsanlara davranmayı ibadet gibi yapıyorum. Yani güler yüz göstermeyi, işini görmeyi, yani o insanlara ibadet gibi yapıyorum ben. Onun için buna güveniyorum. İnsanlara ne yapsın yani guru sağcılık, solculuk. Onlar bitti yani. Evet. Bence. Bana milliyetçilik memleketine, yani milletine hizmet etmektir yani. Ben onu yapıyorum yani. Ben milliyetçiyim yani. Hı-hı. Yani halkçılık işte halkına hizmet etmek de yapılır yani. Yoksa ben halkçıyım. Bugün günümüzde özellikle seçim dönemleri milliyetçilik biraz daha Güneydoğu meselesine nasıl tavır aldığıyla eşit gibi değerlendiriliyor. Öyle bir algı da var. Çünkü seçim dönemi biraz ortaya çıkıyor. Ya biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Balkanlarda gidip orada sahip çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Türklükse geldiğimiz yerlerdeki eserlerimize sahip çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Bundan iyi milliyetçilik mi olur yani? Yani bunu yapıyoruz biz. Yani 99'dan 2001'e kadar koalisyon hükümetinde olan milliyetçi parti bunları yapabildi mi? Yapamadı yani. Biz soydaşlarımızla dünyanın her tarafına sahip çıkıyoruz. Yani inançlı, yani genel inancı olan kişilere bırak, tüm insanlara sahip çıkıyoruz. Bundan iyi daha ne var yani? Ben burada neye varım yani? Yoksa ben de parti bu derim, ya da amcamın partisi o derim, orada dururdum yani. Ben hizmet etmek için buradayım. Evet. Bunu da yaptım yalnız ben. Yani şu ana kadar yaptığımı inanıyorum. Ben bu kadar gezmesem halkın içerisinde derim ki ya bir arada yanlış yapıyorum bir de.
Daha benim yüzüme bir kişi çıkıp da biraz önce söyledim. Bir tane kişi sen bana kandırdın, yalan söyledin. Sen beni aradın da telefonuma bakmadın. Veyahut da aradın da benim işimle uğraşmadın. Ha şunu yaptım. İnsanlar geldi bana dertleri anlattı. Dertlerini dinledim. Bu kadrosuyla ilgili çözemedim. Kalktılar dediler ki beni dinlediğin için Allah razı olsun. Çözemedim işini. Evet. Çünkü kanunen müsait değil yani. Ama ben ilgilendim onlarla. Evet. Sabırlı mısınızdır? Dinler misiniz? Dinlemeyi evet. Sever misiniz? Çok severim yani. Evet. Bir kere bende hayır kelimesi yok. Adam bana işi anlatır. Ben anlatırım bir sefer. Anlamazsa bir daha anlatırım. Bir daha anlatırım. En son der ki benim iş olmayacak değil midir? Evet derim. Öyle gider yani. Ben hayır kelimesi yok. Peki hayır dememenin zararlarını da gördünüz mü? Hani son dönemlerde özellikle iletişim uzmanları hayır demeyi de öğrenin ya, diyorlar. Hani mesela bu noktada sıkıntı hayır, çekmediniz hayır mi? Hayır diyebilen bir insan olmak. Ben hayır diyorum ama onun hayırını evet diyorum yine hayır yani. Ona söylettiriyorum yani. Evet. İnandırıyorum insanları. Evet. Yani yoksa niye kandırayım ya? Yoksa gezemem ki toplumda. Evet. Peki 8 Haziran'da milletvekili olduğunuz diyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Antalya'yı temsil edeceksiniz. Hayaliniz nedir? Yani ilk mesela İbrahim Aydın ilk iş olarak ne yapmak istiyor? Ya bir kere yani ne yap sağlığım bozulmadığı sürece insanlarla aynı bana ulaşabilme şeyini devam etmem lazım. Hı hı. Şimdi nasıl geziyorsam yine aynı şekilde gezmem lazım. Hatta biz şimdi espri yapıyoruz. Her köye gidiyoruz. Köyde daha sonra oradaki bulunan kişilere beraber fotoğraf çekiliyoruz. Hı hı. Ve ondan sonra İbrahim Aydın selamı böyle elinin içi açık, herkes açık olan birisi diye. Hı hı. Ve hatta öyle bir şey gelişti şimdi İbrahim Aydın selamı diye. Evet. Onlarla beraber tekrar yine aynı yerlere gidip o çektiğim fotoğrafları büyük bir şey haline götürüp onlara gidip aynı yerde tekrar konuşmak. Yani aynı fotoğrafı bir daha mı çekeceksiniz? Ya, aynı şekilde yine gideceğim oraya. Evet. Çünkü onlarla kopma şansım yok. Yani Dimana Camii'deki 89 yaşındaki İlvancı'yı nasıl gidip gördüysem eski muhtarımı şimdi tekrar gitmek zorundayım. Çünkü ben onlardan enerji alıyorum. Evet. Yani o ve sinerji yaratıyorum hizmet etmek için. Evet. Keyif alıyorum bundan yani. Diyorum işte 3 saat 4 saat uykuyu idare ediyorum ben. Evet. Yani, onun için ondan sonra da bu verdiğimiz sözlerin hepsini takipçisi olacağım. Yani dedim ya işte başbakanımız, güçlü başbakanımız var, güçlü bir ulaştırma bakanımız var. Onları bir de işi nasıl yapalım ben çok iyi biliyorum. Yani ben güzel mektup yazarım. Üzerindeki adresi eğer yanlış yazarsam o gitmez oraya. Ben adresi iyi biliyorum. Adresi yani. Biliyorum diyorsun. Adresi biliyorum. Yazarım. Gider oraya otururum. Bir de bürokrat olduğumdan dolayı uzun yıllar hele Muğla gibi yerde çalıştım. İzmir'den çoğu bürokratları tanıyorum. Siyasetçileri tanıyorum. Mesela bak bugün burada benim musavirim vardı. Ondan izin alarak buraya geldim. Diyarbakır milletvekili Galip Bey var. Galip Ensari. Eski Çiğdaroğlu Başkanı. Evet. Büyükşehir adayıydı. Sırf buraya benim için geldi. Kampanyama katılmak için geldi. Yani Diyarbakırlı hemşerilerine, iş adamlarına ya bu İbrahim Aydın mutlaka mecliste biz görmek istiyoruz demek için geldi. Hı hı. Yani bunlar yani güzel şeyler yani. Evet. Onun için ben rahat çalışacağıma inanıyorum yani. Yeter ki Allah sağlık versin yaparız biz. Yani zor şeyler değil bunlar ya. Evet. Yeter ki insanları sev, onlar da sana ulaşabilsin, hepsi çözülür. Ha çözemediğini neye çözmediğini anlatacaksın. Evet. Yani kapalı. Zaten benim yaptığım şey şu, yıllardır ya bizim halkımız, milletimiz devlete ulaşamıyordu. Yani niye İbrahim Aydın çok seviyor? Ben o kapıları açtım. Ya buyurun gelin dedik ya ben dinde şeflik yaptım siz biliyorsunuz. Garip köylü o zaman yoksul içerisinde. Geldiği zaman benim odama dinde halı serildi, ayakkabısını çıkaran adamları biliyorum yani. Dedim ki ben ona gelin buraya dedim yani gel ayakkabı oturun. Ya da koltuğa oturmayıp halı vardı yerde oturanları ben biliyorum ya. Evet. Bu böyleydi yani 89 yılında. Ama şimdi öyle değil. Evet. Biz bunları devlete öğrettik gelin dedik. Ya da köye gittiğim zaman onların yanına gittik sokulduk işte anlattık. Onların derdini dinledik. Onun için devlete ulaşmayı kolaylaştırdım ben. Evet. Şimdilik siyasetçi olarak bunu yapacağım. Yani gerçi eski Alanya değil şimdilik. Yani bunu anlatırken de ya burası çok ilkeldi biz geliştirdik diye bir şey yok. Evet. Ekonomi büyüdü, herkes büyüdü. Nüfus da çeşitlendi Alanya'da. Evet. Yani farklı yörelerden yerleşimler oldu. Farklı ülke vatandaşları var. Ya Alanya, küçük bir Avrupa şehri Alanya. Ya başka Alanya yok. Alanya dünyanın en güzel şehri. Yani en güzel şehir. Ne kadar bozarsak bozalım. Yani yapılaşma şu bu anlatsan da güzel. Buraya güzel insanlar geliyor. Zaten burada güzel insanları görünce güzelleşiyor insanlar. Burada hiçbir sıkıntı olmaz Alanya'da. Peki Sayın Aydın yani, sözün sonundayız. Evet. Son sözünüz olsun Alanyalılara. Evet. Ne söyleyeceksiniz? Biz Alanya'yı seviyoruz. Alanyalıları seviyoruz. Hizmet etmekten de keyif alıyoruz. İnşallah hizmetlerimiz devam edecek. Her şartta. Peki.
Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Seçim arenasında hızlı çalışan adaylardansınız. 3 saat uyuyorum dediniz. Evet. Kolay gelsin size. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Haberin manşetinde, seçime doğru haberin manşetinde sözün sonuna geldik. Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya Milletvekili adayı Sayın İbrahim Aydın konuğumuzdu. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın. Kocatepe 1949 haberin manşetini sundu.